Süleyman, benim canımın sultanı. Evvela selam eder, o mübarek ellerinden öperim. Halimi soracak olursan efendim, bedbat ve bir çare cariyen yolumu gözlüyor. Hünkârım, bunları yazmaktan hicap duyuyorum. Lakin bilmelisin, beni, 5 evladının annesini, aşkınızı, karınızı yaktılar. Gözlerini bile kırpmadan, acımadan vurdular bana. Hakaret ettiler. Hem de en yakınlarınız yaptı bunu. Onlar yaptırdı. Bütün haremi bana karşı düşman ettiler. Cariyeleri üzerime saldılar. Güç bela kurtuldum ellerinden. Hatice Sultanımız açtı bana sarayını. Günlerdir o bakıyor bana. Sayesinde hayattayım. Lakin yaraların derin. Acım büyük. Daha ne kadar dayanabilirim bilmiyorum. Büyük bir keder ve endişe içindeyim. Zira ölüm kol geziyor sarayda. Hatta belki siz bu mektubu okurken ben çoktan hakkın rahmetine kavuşmuş olacağım. Sizden başka dayanağım, sığınağım kalmadı. Medet Süleyman, imdat. Ne olur gel artık. Kendimden geçtim artık. Ben asıl evlatlarımız için korkuyorum. O sarayda evlatlarımın da hayatlarından endişeliyim. Onları Hatice Sultan'a emanet ettim. Olur da bir daha göremezsin o mübarek yüzünü. Bil ki seni canımdan çok sevdim Süleyman. Başıma ne geldiyse hep bu yüzden. Razıyım elbet. Bedeli canımsa bu aşk feda olsun 100.000 kere. Kıymetsiz cariye. Hürrem Hazreti. İbrahim Paşa. Şehzadem. Hayrola, kötü bir havadis mi var? Hayır, yok. Kireç gibi olmuş yüzün. Ne oldu söyle. Bir şey yok şehzadem. Paşam. Haremde bir yangın çıkmış. Eyvahlar olsun. Telaşlamayın. Herkes iyi. Annem, kardeşlerim. Saatleri yerinde çok şükür, bir sıkıntı yok. Babamın haberi var mı? Henüz yok şehzadem. Hünkârım. Nedir o elindekiler? Payitahttan, hazinedardan gelen bazı evraklar hünkârım. Haremle alakalı bir havadis var mı? Mühim bir şey yok hünkârım. Her şeyin yolunda olduğu yazıyor. Hala. Hünkârım, seferde olmamızdan istifade etmek isteyen Andre Dora'ya bağlı bazı kuvvetler Moran'a saldırmışlar. Fakat müdafaamızı aşamamışlar. Bunun üzerine Koron'a saldırmışlar ve zapt etmişler. Barbaros'tan haber yok mu hala? Hayrettin Paşa durumu kendisi haber almış. Andre Dora'nın peşine düşmüş fakat Andre Dora daha erken davranmış. Şu an kaçmakta hünkârım. Kralları şarken de aynı şeyi yapıyor, şaşmamak lazım. 100.000'e yakın esir, onlarca kale ve ganimet elde ettik. Hünkârım,
Avusturya'yı baştan başa işgal etmiş bulunmaktayız. Buna karşılık Şerken karşımıza bir ordu çıkartamayacak kadar korkak davranıyor. Yakında havalar bozacaktır hünkârım. Anlaşılan o ki Şerken bu sefer de karşımıza çıkmayacak. Andrea Doria'yı ve diğer işbirlikçilerini kullanarak bizi karadan değil denizden, arkamızdan vurmaya çalışacak. Denizlerdeki bütün tedbirler alınsın İbrahim Paşa. Paşalarım, beylerim, Allah'ın izni sizlerin de üstün gayretiyle bu seferden de alnımızın akıyla dönme vakti gelmiştir. Derhal hazırlıklarınızı yapın, payitahta dönüyoruz. Hoş geldiniz Sahip Girayhan. Şehzadem, hayırlı uğurlu olsun ilk seferiniz. Sağ olun. Devlet-i Aliye'ye hizmet vermeye başlamak benim için büyük bir şeref. Babanız çok büyük bir savaşçı. Umarım siz de onun kadar iyi bir komutan olursunuz. Benim de en büyük arzum ve tek temennim babam gibi olmaktır. Şehzadem, Sahip Girayhan. Bali Bey. Hünkârımız sizi huzura kabul edecek. Hünkârım, paşam. Bu sefer sona erdi Sahip Girayhan. Geri dönüyoruz. Sana verdiğim bütün vazifeleri layığıyla ifa ettim. Benim için sizinle, sizin yolunuz için savaşmak büyük şereftir hünkârım. Artık Kırım'daki taht kavgalarına bir son verme vakti geldi. Derhal Kırım'a dön ve layık olduğun tahta otur. Ben bütün desteğimle yanındayım. Allah sizden razı olsun hünkârım.